Merhabalar herkese, ben Yasemin. Cetirdes YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugünün kripto para piyasalarındaki önemli haber ve gelişmelerini hazırladım. Zaman kaybetmeden geçelim isterseniz. Bence bugün en önemli konularından bir tanesi, en önemli konusu hatta, Binance Avustralya'ya soruşturma açılması. Bu soruşturma Binance Avustralya'yı kapsadığı için Avustralya ASIC tarafından açıldı Binance'e. Binance Avustralya'ya daha doğrusu. Bu FTX muhabbetlerinden de bileceğiniz SEC nasıl FTX'i inceliyorsa, yani Amerika Menkul Kıymetler bir düzenleyici olarak, burada da Avustralya kısmında ASIC. Avustralya Binance için bir inceleme başlattı. Bunun sebebi neydi? Geçen haftadan hatırladığımız aslında bunun fadı yayılmıştı Binance Avustralya ile alakalı. Belli paritelerde işlemlerin kapanması vesaire konusu bildiğiniz gibi. Binance daha sonra bununla alakalı bir açıklama yaptı. Ve dedi ki bir iç araştırma ve kategorilendirme sırasında türev işlemlerde bulunan yatırımcıların kriterleri karşılayıp karşılamadığı kategorisi yapılırken bazı işlemler durdurulmuş, kapatılmış. Bu arada Avustralya'daki düzenleme kuralları gereği de Binance ülkede faaliyet gösteren iştirakinde sadece belirli bir düzey seviyesinde ve belli bir geliri olan kullanıcıların, profesyonel yatırımcıların daha doğrusu vadeli işlemlere ve finansal türev gibi ürünleri almasına izin veriyor. Eğer bireysel bir kullanıcıysanız ve belli bir gelirin üzerinde değilseniz, bunu kanıtlayamıyorsanız Avustralya'da Binance size bu işlemleri yapmanıza izin vermiyor. Burada böyle bir regülasyon var o ülkede. Bu konuyu inceleyenler de bu soruşturmanın ve incelemenin Binance'in bireysel müşteriyle profesyonel müşteriyle arasındaki sınıflandırma kriterleriyle ilgili olduğunu söyledi. Haberi incelediğimizde 500'e yakın kullanıcının bundan etkilendiği söyleniyor. Binance tazmini gerçekleştirmek için bir tazminat planı oluşturduğundan bahsetmişti. Bu bugün önemli haberlerinden biriydi. Bir diğer önemli haber ise Çin'in yapay zeka teknolojisine vereceği destek ve teşvik açıkçası. Bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama Çin yapay zeka teknolojisinde hem ekonomik hem de sosyal yaşam olarak en hızlı adapte olacak ülkelerden biri olacağını düşünüyorum. Çünkü hali hazırda Çin'de zaten vatandaşlık sistemi, yüz tanıma sistemi gibi uygulamalar var. Yani muhtemelen denetlenen bir noktaya ya da yere girdiğiniz zaman yüz tanıma sistemiyle kimsiniz, vatandaşlık numaranız ne, ne yapıyorsunuz? Çin zaten bunların hepsini biliyor ve kaydını tutuyor. Bu yüzden bu yapay zeka teknolojisi teknolojilerini ülke olarak geçmeleri hem ekonomik hem sosyal anlamda çok daha kolay olacaktır. Ki bu teşviki de ülke olarak sektöre vereceğinden bahsetmiş Çin. Peki bu ne demek olabilir? Yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle yapay zeka coinlerinin projelerinde açıkçası değerleneceğini düşünüyorum. Bu yüzden önemli olduğunu düşündüğüm bazı yapay zeka projelerini bir kez daha size hatırlatmak istedim. Singularity olsun, Fetch olsun, Graph olsun ki buradan CoinMarketCap'ten baktığımızda son bir haftada düşüşte olanlar var, yükselenler var. Çin'in bu hareketiyle yapay zeka projelerinin daha da değerlenebilme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle bu aralar bu yatırımlar ve destekler, teşvikler konuşulurken bildiğiniz, güvendiğiniz ve araştırdığınız yapay zeka projelerini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi de, haberlerden bir tanesi de Sam Bankman-Fried açıkçası gene FTX muhabbeti. Biliyorsunuz FTX'in kurucusu ve eski CEO'su SBF. Aranızda takip eden var mı bilmiyorum ama şu anda kendisi ev hapsinde ve 12 ayrı yeni suçlama yöneltildi kendisine. Buradaki önemli haber de buydu aslında. Dün açıklanan iddianameye göre Sam Bankman-Fried 300'den fazla yasa dışı siyasi bağışı yapmaktan dolayı yeni suçlamalar yöneltildi. Önceki iddianamelerinde ise Fried'a 8 ayrı suçlama yöneltilmişti. FTX'in eski CEO'su tüm bu suçlamaları reddederken sadece Alameda Research bağlantısını ve kullanıcıların parasını nasıl kullandığını aslında itiraf etmişti. Ve bu itirafın ardından Sam Bankman-Fried'a baskılar arttı tabii. Aynı zamanda hatırlatalım, ev hapsinde tutulan Sam Bankman-Fried'in bu çevrim içi hareketlerinden dolayı davanın yargıcı tarafından kefalet koşullarının iptal edebileceği uyarısı aldığını da hatırlatalım. Sürekli online olarak işte bir şeyler yapması etmesi yargıcı rahatsız etmiş olacak ki ev hapsi ihlali uyarısı çekmiş kendisine. Daha önce yöneltilen 8 suçun üzerine eklenen bu 4 yeni iddianame ile beraber Sam Bankman-Fried şu an 12 farklı suçtan dolayı yargılanacak bu çerçeveyi genel gördüğümüz zaman. Açıkçası burada tek düşündüren insanı FTX'in geleceği ne oluyor vesaire diyecektik. Ancak biliyorsunuz ki FTX John J. Ray ile devam ediyor. Ama Sam Bankman-Fried'in yaptığı her şey, aldığı, alacağı cezalar ve ona yönetilen suçlamaları takip etmekte. Aslında FTX olayında ne oldu, ne döndü, ne kadar kurtarabiliriz, geri dönüş var mı anlamamız için takip etmemiz gereken bir olay olduğunu düşünüyorum.
ediyorum. Ayrıca yine bugünün önemli açıklamalarından olduğunu düşündüğüm Coinbase haberi var. Coinbase Base'i duyurdu. Base kısaca Ethereum üzerine çalışacak bir Layer 2 ağı. Yani Amerika'nın en büyük borsalarından biri sayılan Coinbase artık merkeziyetsiz uygulamalar ve işlemler yapabilmek için kendi ağını oluşturdu diyebiliriz. Bu haberi kısaca bu şekilde okuyabiliriz. Burada Base'e hemen bir Twitter adresi de açılmış. Şimdilik 51.000-52.000 takipçileri var. Ve en önemli açıklamalardan biri de Coinbase'in, Base platformunun yaptığı daha doğrusu. Bu ağ için yeni herhangi bir token basmayacakları. Hatta OP ile, Optimism'le daha doğrusu bir işbirliği yaptıklarını da açıkladılar. Gaz vesaire tüketiminde Ether kullanacaksınız. Bu Layer 2 yeni ağda. Blockchain ağlarına çözüm getirmek için oluşturulan bu Layer 2 ağlarda Coinbase Ethereum'u tercih etmiş. Ethereum üzerinden açmış bu yeni ağını. Coinbase tarafında kripto ekonomisine yeni bir köprü olması için tasarlanmış Base. Aynı zamanda Solana gibi diğer Layer 1 ekosistemlerine de erişim sağlamış olacaklar Base'le. Ek olarak Coinbase'in ürünlerine, kullanıcılarına ve araçlarına erişimin yanı sıra fiyat ve satın alma araçlarına da erişim sağlanacak. Daha önce de tekrar ettiğim gibi şirket şu an için yeni bir token basmayı planlamıyor Base için. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Bütün önemli haber ve gelişmeler bugüne dair kısaca bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Gelişmelerle alakalı yorum ve fikirleriniz varsa aşağıya yorumlarını bize bırakırsanız çok sevinirim. Beğenmeyi, abone olmayı ve likelamayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.